Arkadaşlar herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir vlogla sizlerle birlikteyiz. DSLR fotokapan sistemimiz yurt dışından, İngiltere'den geldi ve bu sistemi kurmak için şimdi çok büyük bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam'da yaban hayatının en yoğun olduğu bölgelerden birindeyiz ve burada geçen yıl boyunca Seyfettin'le birlikte su kenarında bütün yaban hayvanlarını görüntülemiştik. Ve şimdi aldığım sistemse gece renkli çekiyor. Ve bu sistemden elde ettiğimiz görüntüler gerçekten muhteşem. Yani bir stüdyoda kendi fotoğrafınızı çekiyormuş gibi kaliteli bir şekilde yaban hayvanlarını görüntüleyeceğiz. Hedefimiz bu yönde ve bu hedef doğrultusunda şimdi Yaşar, Seyfettin ve ben üçümüz bu ormanda tırmanmaya başlıyoruz. Tırmanışa devam ediyoruz. Bu yolculuk esnasında birçok yaban hayvanıyla karşılaşabiliriz. Çünkü burası bizim çalışma yaptığımız iki alanın ortasında bulunuyor. Kış mevsimi olması nedeniyle kurtlar, domuzlar, tilkiler, vaşaklar ve yırtıcı kuşlar görebileceğimiz muhtemel canlılar. Hava o kadar soğuk ki her yer donuyor. Donmaya devam ediyor. Biz de bu soğukta İlerlemeye devam ediyoruz. Çok sık giymişiz. Hava çok soğuk ama yukarı doğru tırmanış içinde olduğumuz için terledik. Yorulduk. Seni niye aşağıdan çekiyorum diye sorabilirler. Ben yere yapıştım arkadaşlar. Durumum bu şekilde. Hiç bir adım atacak halim kalmadı. Çünkü sırtımda 40 kiloya yakın malzeme var. Bu DSLR fotokapan sistemi, koruyucu, flaşlar, hareket sensörü, piller bayağı ağır bir malzeme. Ama bunu yukarıya çıkartıp kurduktan sonra elde edeceğimiz sonuçlar bu bütün yorgunluğu silecek. Sizce de öyle değil mi Yaşar Bey? Kesinlikle öyle. Muhteşem görüntüler alacağız buradan. Bu çektiğimiz çileye değecek. Hadi bakalım. Ver. Sırayla çantayı taşıyoruz. Yaşar Bey, çantaya tahmin kiloyu alalım. 30 var. 25. 25 falan. Zorluyor şartlar değil mi? Bayağı zorluyor. Yukarı doğru yürüyoruz. Ağırlık dolunca bayağı da idmansızız. Zorlanıyoruz ben ama. Ben öldüm. Çoğunu çıktık. Duvana zaten bayağı taşıdı. Yorulduğun an senden tekrar almayı düşünüyorum. Vardiyal olarak taşıyoruz. Kendini ya sorun yok. Zorlama. Çıkacağız. Seyfettin Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür. Koruma amaçlı silahımızı almışız yanımıza. Aynen. Etrafa doğru bakıyoruz. Geçen geldiniz burada bir şeyle karşılaştınız mı? Karşılaştık. Tam şurada tavşan kalktı. Sonra da bu dağın diğer sırtında domuz sürüsüyle karşı karşılaştık. Karşı tarafta değil mi? Yok öbür tarafta, öbür sırtta değil mi? Ha öbür sırtta. Bu dağın diğer sırtı işte. Çok domuz sürüsü vardı 10'lu, 15'li mi? Fotokabandan zaten geyik, kurt, geyik, vaşak. Vaşak hepsi vardı. Bu arada kurt yavrulu çıkmış kapanda. Aynen arkadaşlar ona... sen bir anlat. Ona şaşırdık biz de işte yavruluydu. Normalde bu mevsimde yavrulamıyor diye biliyorum. Yani bir de yavru çok küçüktü değil mi? Küçüktü ya. Bir aylık, iki aylık falan en baba yani. Evet arkadaşlar. Yani burada biz kapan çalışmalar yapıyoruz ama işte bu çalışmalar sırasında böyle değişik sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Bakın mesela bu dönem normalde kurtların üreme dönemi veya işte yavrulama dönemi değil. Şu anda toplu geziyorlar, birbirleriyle toplanıyorlar. Mayıs ayında doğurduklarını biliyoruz ama yani Seyfettin'in kapağında çıkan görüntüde kurtlar çok küçük. Daha Seyfettin'in dediği gibi 1-2 ay olmuş. En fazla 3 aydır belki. O derece küçükler kurtlar. Çok değişik yani bizim de ilgimizi çekti.
Oraya sistemi de kuracağız. Bakalım bu görüntülerle karşılaştıkça sizlerle görüntüleri paylaşacağız. Şimdi mola verdik. Yorucu bir zirveye tırmanış. Tekrar başlıyoruz. Şurada alayım kanka sen de. Gel. Oh, arkadaşlar. Burada çantaları değişiyoruz. Öyle zorlu bir zirve tırmanışı ki. Gece yattığımız yeri beğeneceğiz. Nedir durum? Durum şu an belirsiz. Ama görüntüleri görünce belirgin olacak. Bu kurduğumuz fotoğraf hocam sistemiyle size çok güzel görüntüler elde edeceğimize eminim. Bu yorgunluğu o görüntüleri görünce unutacağız. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Ölüyoruz aynı zamanda. Emek olmadan yemek olmaz. Gülü seven dikenine katlanır. Evet. Fettin Bey ne çekiyorsunuz? Şu an Vaşağ'ın patisini çektim. İzini çektim. Evet. Tabii iz takibi de yapıyoruz. Bakın buradan giden bir iz var. Ve bu iz Vaşağ'a ait. Yol boyu ilerlemişler. Bu yolun sonundan sola döndüğünüz zaman da işte bizim kapanlarımız var. Seyfo. Evet. Büyük ihtimal çıktı senin kapanda. İnşallah. Da sanmıyorum. Bence çıktı. Bakalım. Ama biz totem yapalım. Çıkmaz diyelim. Çıkmadı. Gidince bakacağız. Kar yağdı. Üstünü kapattı. Belki de 15 dakika önce. Yok abi. Üstünü kapattı. Vaşağı izini takip ederken bakın neyle karşılaştık. Of. Bakın Vaşak buraya gelmiş. Burada yatmış. Burası Vaşak'ın yatağı. Şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Vaşak'ın yatağını keşfettik. Yaşar Bey gördü. Vallahi. Ne düşünüyorsunuz? Çok heyecanlandım ilk gördüğümde. Çok güzel bir yatak. Müthiş bir yer ya. Buraya da kapan koyalım. Zaten izleri takip ederek geldik. Bir andayız. Bu tarafa döndü. Kafamı bir çevirdim. Vaşağın yatağı. Bir şey söyleyeyim bak. Buradan da arka köşeden çıkmış yukarıya bak. Yukarıya çıkmış. Burada yatmış. Buraya çalılar mallar getirmiş. Burası Vaşağın yuvası. Şurada yatıyor. Çok büyük güzel bir yer keşfettik ya. Sistemi kurduktan sonra diğer kapanı da buraya getiririz. Geyikten aldıktan sonra kapanı. Aynen. Buraya DSLR kontrole geleceğiz ya. Aynen. O zaman buraya kapan kuralım. Tüyü falan var mı burada acaba? Bölgede bulunan kapanlar ne çıktı? Önce ona bakacağız. Sonra sistemi kuracağız arkadaşlar. Müthiş. Yorulduk. İnşallah bir yıldır güzel. Burada çekiyoruz işte o müthiş görüntüleri. Güzel görüntüler çıkmıştır inşallah. Bakalım. İz yok ama. İlerleyen zamanlarda çıkacaktım. Hiçbir şey. Bir kurarken bir de alırken. Aynen. Sistem gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya kurduk. Sisteme ait bir flaş bu ağaçta. İkinci flaşımız burada. Hareket sensörümüz burada. Mesaj atan foto kapanımız. Burada Seyfettin foto kapanı burada. Çok güzel bir çalışmanın sonuna geldik. Rast gelsin. DSLR foto kapan sistemini kurduk ve buradan geçen hayvanların görüntüsünü gece renkli bir şekilde çekmeyi hedefliyoruz. Çok güzel görüntüleri elde edebilmeyi umut ediyoruz. İnşallah
umut ettiğimiz görüntülere ulaşabiliriz. Bu videoda da buraya tırmanışımızı, bu sistemi kurma aşamamızı sizlerle paylaştık. Buraya kontrole geldiğimizde ve elde ettiğimiz görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdi burayı terk ediyoruz ve kontrol aşamasında geldiğimiz zaman yeni videoyla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için, yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.